biraz azaltmak, çene hattını keskinliğini ortaya çıkarmak, biraz dudaklarına evet. volüm vermek istiyorum. Nişantaşı'na Doktor Seran Göçer'in kliniğine gidiyoruz. Her zamanki gibi hastasını fotoğraflayarak işe koyuluyor güler yüzlü doktorumuz ve ilk müdahaleler için hastasını koltuğa alıyor. Artık değişimine başlıyoruz. Biraz önce biraz özet geçtim. Güzel bir yüzün var ancak bu yüzün bir miktar kiloyla ve bir miktar gıdı bölgesinin yağlanmasıyla kapanmış. Ön plana çıkarmamız gereken birkaç hat var. Bu hattan bir tanesi çene hattı. Bu bölgenin biraz incelmesini istiyorum. O yüzden şu çizdiğim orta hattın altına, boynun dahil olmak üzere, ilk olarak ultrason uygulayacağım. Ondan sonra yine bu bölgeye, yani çenenin altında bulunan gıdı diye adlandırdığımız bölgeye lipolitik bir ajan, yani o bölgeyi eriten, incelten bir lipoliz içeriği uygulayacağım. Bir diğer yapacağım uygulama da, tekrar aynaya bak lütfen, bu bölgenin biraz daha gençleşip asılmasını sağlamak. Buraya da özel bir dolgu yapacağım. Kristal dolgu. Kristal dolgular cildin hemen altına yerleştirilirler. Yüzü büyütmez ve şişirmezler. Onun yerine cildi çekerek elastikiyetini arttırırlar. Böyle sanki gerilmiş, toparlanmış gibi bir etki yaratırlar. Biraz da onu kullanacağım. Senin isteğinle göz kenarlarına ve kaş ucuna biraz etki etmesi için de toksin uygulaması yapacağım. Ultrason kullandığımız için önce hastamızın yüzüne bir ultrason jeli sürüyoruz. Ondan sonra da uygulamaya başlıyoruz. Uygulama son derece ağrısız ve kolay. Şimdi yüzünün alt bölgesine bu şekilde bir dizi atış gerçekleştireceğim. Bu atışlar yaptığım vektörler yani yönler dahilinde alt yüzünü yukarıya doğru gerip toparlayacak. Şimdi lipoliz zamanı. Ne yapıyor Michelangelo lipolizi? Cilt altındaki yağları odaklı olarak parçalıyor. Yani seçim olarak. Hangi bölgeye enjeksiyon yapıyorsam o bölgedeki yağ hücre içindeki yağ asitleri parçalanarak kana karışıyor ve hemen yakılarak yok ediliyor. Evet Ayşegül'ün lipoliz işlemini tamamladık. Lipolizle 4-6 hafta içinde alt yüzümüz incelecek ve gıdı azalacak. Sıra kristal dolgularda. Hiç korkma lütfen. Çok basit bir uygulama. Kanül uygulamasıyla kristal dolgu koyuyorum buraya. Ve yanaklarını bir miktar daha yukarıya doğru çekip kaldıracak bu etki. Ayşegül Hanım'ın bugünlük işlemlerinin sonuna geldik. Merhaba sevgili takipçilerim. Yeniden bir 10 yaş genç videosuyla karşınızdayım. 10 yaş genç vakalarımızın bir yenisi Ayla. Ayla Kayhan. Ayla tanışır tanışmaz aslında o içindeki enerjiyi böyle saklayan biri gibi gelmişti bana. Çünkü senelerce çalışmış, iş hayatında olmuş, üretmiş, ürettiği için mutlu olmuş ama şimdi çalışmıyordu. Çalışan kadınların, çalışan insanların çalışmayı bıraktıkları zaman bir miktar boşluğa düşmek gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliyorlar. Boşluğa düşmek gibi bir durumları söz konusu olabiliyor daha doğrusu. Çünkü çalışırken ne olursa olsun sosyalsiniz, insanlarla iletişimdesiniz ve bir üretkenlik içindesiniz. Bunu kaybettiğimiz zaman evet biraz moral motivasyonumuzu kaybedebiliyoruz. Ayla'da ilk gördüğüm şey buydu. Ama kendine yatırım yapmayı, yeniden iyi görünmeyi, genç görünmeyi, parlayan gözlerle bakmayı istiyordu. Diğer değişim hastalarında, değişim vakalarında olduğu gibi Ayla'da değişen en güzel şeylerden biri de ruhundaki değişim oldu. O böyle aşağı bakan üzgün gözleri değişimin sonunda pırıl pırıl güzel gülen gözlerle bakıyordu. Evet, tanıştığım zaman ilk dikkatimi çeken şey buydu. Yani biraz hayattan kopmuş, kendini biraz böyle kapamıştı. Tedavisini planladığımız zaman ne ortaya çıktı?
tedavisini planladığımız zaman Ayla da yaşla birlikte, çünkü Ayla tam 50 yaşındaydı ve 50 yaşın cildine ve cilt altı bağ dokusuna sahip değildi. Yaşının çok daha üzerinde, minimum 6-8 yaş üzerinde gösteriyordu. Evet, planlamamız şu şekilde oldu. Yine yüzün özellikle yukarıda taşıyan, yüzü yukarıda görünmesine, genç ve dinamik görünmesini sağlayan kemik üstü dolgularla yüzü yeniden şekillendirdik. Ayla da hem elmacık kemiği hem de çene bölgesinde kayıplar vardı. Bu yüzden alt yüz bölgesi görünür şekilde gevşeyip sarkmıştı. Özellikle yandan bakıldığında ya da yarı profilden bakıldığında çene bölgesinde 3 tane dalgalanma vardı. Çene ucu ve ağız kenarındaki sarkma ve yine bu bölgedeki gevşeme sarkma. Böyle bir S şeklinde çene hattı vardı. O yüzden aileyi değiştirmek isterken, gençleştirmek isterken daha doğrusu cilt kalitesine yatırım yapmayı ve çene hattını gelip toparlamayı öncelik olarak aldım. Bunun için de iki temel tedaviden yararlandım. Cilt gençleştirme tedavilerinden hariç. Onları biliyorsunuz, çok seviyorum. Mezoterapi benim en temel tedavilerimden bir tanesi ve özellikle cilt yatırımları. Onları da aile için programladım ve bir hafta aralıklarla 4 seans olmak üzere somon DNA'sı kullanarak cildine yatırım yaptım. Ancak biraz önceki noktaya dönersem, yani çene hattını keskinleştirmek ve yüzündeki eksilen volümü, köşeleri yeniden toparlamak için iki temel tedaviden faydalandım. İp askılama ve dolgu tedavileri. Ayla'nın yüzünde yaptığım tedavilerden ip askılama tedavisini burada sizinle özellikle konuşmak istiyorum. Çünkü iplerle ilgili bilinen bir sürü yanlış bilgi var. İpler oldukça geniş bir konu. Gülcan'da da size bu konuyu anlatmıştım ama orada bir parantez açmıştım. Çok geniş bir konu, bir başka bölümde size daha uzun anlatayım demiştim. Çünkü Gülcan'daki tedavide alt yüzün incelme ve toparlanmasından faydalanmıştık. Şimdi Ayla'da ince bir yüz, gevşemiş, sarkmış bir cilt ve kalitesini kaybetmiş, kırışıklıkları artmış bir cilt var. Buradaki ip askılama yöntemimiz biraz daha farklıydı. Burada size biraz iplerden bahsetmek istiyorum. Bizim kullandığımız, yani medikal estetik hekimlerinin kliniklerinde sıkça kullandığı ipler eriyebilen ipler. Yani ciltle uyumlu, biyo uyumlu, belli bir süreden sonra eriyerek kayboluyorlar. Bunlar sıklıkla PDO olarak da adlandırılıyorlar. Tam olarak olmasa da, çünkü bizim askılama tekniğinde kullandığımız ipler cerrahi iplerden çok çok farklı tekniklerle üretiliyor. Ama basitçe anlamanız için dikişler atıldığı zaman içeride kalıp eriyebilen iplere benzer formüllerle hazırlanıyorlar. Ancak bizim kullandığımız iplerin üzerinde bu ipler düz değil, farklı yönlerde balık sırtı şeklinde tırtıklar. Her ipin çeşidine göre değişen farklı formüllerde balık sırtı tırtıklar var. Bunlar da cildin altına ipi yerleştirdiğimiz zaman orada kalmasını ve cildi yukarıya doğru çekmemizi fayda sağlıyor. Eriyebilen ipler ipi yerleştirdikten 6 ay sonra ortalama erimeye başlar. Yaklaşık 8 ay, 9 ay civarında da eriyerek yok olurlar. O zaman ne olur? Koyduğumuz o ipler ortadan kalkınca, eriyince askılama bozulur mu? Hayır, tam tersine. Gerçek anlamda iyi ve güzel görüntünüz oluşmaya başlar. Yani aileyi ekranda izlediğinizde henüz biz iplerin 5. haftasındaydık. Burada iplerin mekanik etkisinden, yani çekme, kaldırma, toparlama etkisinden faydalanmıştık. Oysa 6 ay sonra, ki mümkün olursa bunu yapmak, size tekrar göstermek istiyorum vakalarımı. 6 ay sonra ya da 9 ay sonra aileyi gördüğümüz zaman onun cildinin çok daha güzel, çok daha gençleşmiş, parlak ve iyi olduğunu göreceksiniz. Çünkü eriyebilir ipleri kullanmamızın temel sebeplerinden bir tanesi de içeride yarattığımız hasar. Evet, yanlış duymadınız, kontrollü hasar. İşte bu hasar, o ipler erirken yeniden tamir olma etkisiyle cildinizin altındaki yarattığı bağ dokusundan germe, toparlama ve elastikiyet artışı olarak karşımıza çıkıyor. Yani iplerin yarattığı hasar bize
gençlik ve tazelik olarak dönüyor. Ayladaki ip kullanımından biraz bahsedecek olursam, özellikle Ayla'da çenesinde 3 ayrı bölgede gevşeme vardı. Yüz ovalimiz, yani çene hattımız bozulduğunda yaşımızın çok üzerinde görünürüz. Ayla'da hem cilt altı yağ dokusunda, ince bir yüze sahipti çünkü, hem de kemik yapısında bir takım eksiklikler, volüm kaybı vardı. Bu yüzden de özellikle yandan olan fotoğrafında çene bölgesi böyle bir S şeklinde inişli çıkışlı dalgalı bir şekil almıştı. Bu yüzden Ayla'da şuradan, hemen elmacık kemiğimizin üstünden bir noktadan girerek, genellikle 2, bazen daha fazla sayıda, ağız kenarımız ve çene uçlarımızdan, çene köşelerimizden belli noktalardan çıkıp yukarıya doğru asarak saçlı derin içine gömüyoruz. Tabii çok basit anlattım ama emin olun uygulamada bu kadar basit. Klinikte sadece bir lokal anestezi kullanarak, enjeksiyon yöntemiyle tabii ki, uygulama yapacağımız yeri tamamıyla uyuşturuyoruz. Yani hastamız uygulama sırasında herhangi bir ağrı, acı hissetmiyor. Her iki tarafı da yukarıya doğru astıktan sonra evde kullanması için profilaktik anlamda bir antibiyotik, eğer olursa diye bir de ağrı kesici, ödem giderici tablet reçete ediyoruz. Ortalama 3-4 hafta sonra ödemimiz ortadan kalkıyor ve oldukça iyi görünmeye başlıyoruz. Ama biraz önce bahsettiğim gibi, iyi görünmeniz 3. aydan sonra artıyor, 6. aydan sonra artıyor, 1. yılda daha iyi oluyor. Nerede duruyor hocam derseniz, ortalama 2 yıl. Ama çok yine yanlış bilinen bir başka nokta var. 2 yıl sonra hastamız ilk haline geri dönmüyor. 2 yıl sonra hastamız ilk halinden değil, gençleştirip güzelleştirdiğimiz halinden yeniden yaş almaya başlıyor. O yüzden ip askılama tekniklerinden sonra belli aralıklarla doktorunuza görmeye ve ona gitmeye devam ederseniz, ilk halinize hiç dönmeden her zaman göründüğünüz yaşın bir 10 yaş gerisinde görünmeye devam edeceksiniz. Kısaca özetlemem gerekirse aileye neler yapmıştım. Önce dolgularla başlamıştım. Kemik üstü dolgularla yüzünü şekillendirdim. Üst göz kapağı ve göz çevresine her zaman olduğu gibi özel mezoterapi teknikleriyle aydınlatma ve gençleştirme mezoterapisi yaptım. Daha sonra kalsiyum hidroksiapatit içeren, cildi gerem toparlayan dolgularla cildin altına dolgu uygulaması yaptım. Ve elbette ki hiç vazgeçmediğim somon DNA'sı mezoterapileriyle 4 seans, haftada bir kere olmak üzere tüm yüzüne mezoterapi uygulamaları yaptım. Son adıma ipleri koydum Ayla'da. Görüşme şeklimiz, birbirimizle ulaşma şeklimiz bu şekildeydi. Son adımda da 4 tane ip askılama yöntemiyle özellikle çene hattını, alt yüzü yukarıya doğru çekip kaldırdık. Bir miktar toksin uygulamasıyla da aşağı doğru inen kaşlarını yukarıya doğru biraz kaldırdık. Umarım siz de Ayla'nın değişimini beğenirsiniz. Her değişim yolculuğu, her vakam benim için onlarla beraber yola çıktığım bir sonunu da merak ettiğim bir dönem aslında. Aynen sizler gibi ben de sonuçlarını görmek için her seferinde heyecanlanıyorum. Çünkü her yüz, her ruh farklı şekilde bir değişimin içine giriyor. Ayla hayata bağlı, üretmekten zevk alan, çalışma konusunda azimli, harika bir kadın. Bundan sonraki hayatında da çok iyi ve mutlu olmasını diliyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız bana abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.